Akdeniz diyeti öncelikle neydi ve neden bu kadar faydalıydı hiç bilmeyenler için Tabii. bir bahsedelim. Bu arada zaten şunu söyleyelim. Akdeniz diyetini biliyorum diyen insanlara da baktığımızda gerçekten Akdeniz diyetini uygulamıyorlar. Evet. Akdeniz havzasında bugün modern çağın bütün hastalıkları daha hızlı görünmeye başladı. Neden? Yaşlılar Akdeniz diyetini daha iyi uyguluyorlar. Fakat genç nesil artık Akdeniz diyeti gibi beslenmiyor. Doğal yiyeceklerden çok fast food tüketiyorlar kendi geleneksel yiyeceklerinden çok aslında yeni nesil yiyecekler Amerikan çok fazla tüketiyor. Amerikan uzak doğu diyeti dediğimiz Gerçekten son derece öyle. değil mi? Batı diyetini daha fazla uyguluyorlar çok. ve bugün bizim aslında Akdeniz diyeti nasıl meşhur oldu? Özellikle Ansel Case'in yaptığı işte Amerika'da, Japonya'da, Eskimoğlar'da ve Akdeniz'de yaşayan insanlara karşılaştırdığında bir kere kalp hastalıklarının hiç olmadığını gördüler. Eskimo'larla benzer. Ve uzun yaşayan insanların sayısının arttığını gördüler. Ve Akdeniz diyeti bugün temel olarak bilimsel olarak çalışılmış binlerce çalışma, yani PubMed denilen bizim bir hmm. portalımız var girdiğinizde milyonlarca çalışma var ve de bunların uzun süren çalışmaları var. Mesela bir önemli çalışması var 2023 yılında Akdeniz diyetinin içeriğindeki bütün detayların anatomisini, morfolojisini anlatıyor. Akdeniz diyeti bir kardiyovasküler sağlık için, iki inme, iki tip inme var bir boyunda damar, aort damarı tıkandığında beyine inme oluşabilir. Bir de kalbe giden damarda olduğunda kalbe inme. Bu iki inmeyi en iyi kontrol altına alan bir diyet olarak karşımıza çıkıyor. Nörolojik hastalıklarla savaşan en iyi diyet. Mesela Alzheimer, demans, Parkinson gibi. Bunun dışında diyabeti önleyen, hipertansiyona iyi gelen, sağlıklı nesillerin yetişmesi için. En değerli besin olarak ve diyet olarak bugün Akdeniz, kabul edilmiş. Kabul edildi Şimdi artık. Şimdi peki içeriğinde ne var bu diyetin? Bu diyetin içeriğini uygulamak zor. Neden? Akdeniz havzasında olmadığınız zaman o yiyeceklere ulaşamıyorsunuz. Bir. Evet. Mesela diyelim ki eskim olarak siz daha çok taze sebze yiyin diyemeyiz. Güronland'daki ya da işte e, Avrupa'nın kuzeyinde olan kişiler. Ama biz yapabiliriz bunu. Daha fazla sebze tüketebiliriz. Onlar sebzeleri topraksız alanlarda çünkü kışın büyük bir kısmı çok soğuk geçtiği için o sebzeyi üretebilecek, meyve üretebilecek alanları yok. Avrupa'nın sadece İskandinav ülkeleri değil, normal Orta Avrupa'nın üzerinde de öyle. Mesela Amerika'nın güneyinde San Francisco'nun olduğu hatta bütün Amerika'ya yetebilecek taze ceviz, sebze, meyveler üretiliyor. Kuzeye doğru gittiğinizde bu üretim olmadığı için tüketim de az. Ama biz Türkiye'de Türkiye işte Kuzey Afrika ülkeleri, İtalya İspanya gibi ülkelerde baktığınızda kıyıya yakın yerlerde biz bunu daha çok bulabiliyoruz. Fakat kuzeye doğru gittiğinizde Akdeniz diyete bağlılık diyoruz. Bunun daha azaldığını görüyoruz ki %50 olduğunu evet. düşünüyoruz şu anda. Bir de o da, o da mesela güncelleniyor. Eskiden bildiğimiz gibi değil. Mesela burada haftada dört kere bir porsiyon yağlı tohum tüketme diye bir şartı var evet. artık Akdeniz diyetinde. Mesela bu tohumlar da devreye girdi birazcık. Tabii tohumlar, otlar, taze baharatlar hepsi birbirinden farklı olduğu için bu oldukça önemli. Çünkü bu Akdeniz diyetinin en önemli özelliği sinerjik ve antagonistik özellikleri var. Yani tüm, tüm yiyecekleri beraber yiyorsun. Sinerjik bir etki yaratıyor. antagonistik dediğimiz gidiyor. Hedef organlarda iyileştirme özelliği oluyor. Bizim şimdi diyetimize geçiyoruz herhalde. Geçiyoruz yavaş yavaş. Ben şimdi biliyorum hadi artık dediğinizi evet. duyar gibiyim bir yandan da. E, haftada dört kere bir porsiyon yağlı tohum tüketmek dedik. Neden? Neden? Çünkü her gün yağlı tohum tükettiğinde fazla kalori alırsın, fazla enerji alırsın. Kilo verdirmek yerine kilonu korumaya yardımcı olur. O nedenle... Zayıflama diyetlerinde ve sağlıklı yaşamda kilo almak istemiyorsak yağlı tohumları haftada 4 kere tüketmek önemli. Bu Çok bir. Çok önemli bir. İkincisi günde 2 iki porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmeyi ihmal etmeyin evet, istiyor. Evet sütü fazla içmenin zararından bahsetmiştik. Sütü tam kaldırmanın da zararı var. O yüzden günde 1 ya da 2 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketelim. Bir porsiyonunu süt veya ayran ya da kefir diğer bir porsiyonunu... Bizim cacık gibi, yoğurt gibi e, yemekte fayda var. Bir diğeri de haftada 4 adet yumurta tüketin diyorsunuz. Yani her evet. gün bir tane tüketmeyin anlamında mı söylüyorsunuz? Aynen öyle. Çünkü genel topluma öneri veriyoruz. Mesela sana bana hiçbir sıkıntım yoksa her gün bir tane yumurta yiyebiliriz. Ama şimdi toplumdaki herkese ayrıştıramayız. Ama toplumdaki herkese şunu diyebiliriz. Haftada dört kere yumurta tüketmek çok yararlıdır ve yeterlidir. Yeterlidir. Ha, bunun da istiyorsan uygunsa. İstersen her gün düzenli De, olarak da ama... yemişsin. Çünkü günde bir yumurta yemek sağlıklıdır. Sağlıklı. Ama haftada dört tane tüketmek optimaldir. Tamam. Çünkü yumurtanın içinde bir, beyin sağlığı için olan fosfatidil kolin ve kolin var. İki, proteini çok yararlı metabolizma hızlandırıyor. Üç, termojenik etkiyi arttırıyor. Dört, içindeki çoklu doymamış yağ asitleri kalp sağlığı için çok önemli diyebiliriz. Kırmızı et haftada iki porsiyondan fazla tüketmemek bu Akdeniz, Akdeniz diyeti'nin en önemli özelliği. Hiç Bakın, tüketme edebilir mi istiyorsa yoksa evet, yine yiyebilir. de bir günde olsa? Şöyle normalde kırmızı et hayatımızın vazgeçilmez bir yiyeceği değildir. Tercih etmezsek onun yerine alternatiflerimiz var. Süt, yoğurt, peynir, yumurta, Zaten. balık eti, hindi eti, tavuk eti gibi. Ancak kırmızı et bağımlısı olan dünya toplumları var. Mesela Güney Amerika, Türkiye'de işte bizim evimizde etli yemek olmadığı zaman... Yemek yokmuş gibi düşünmek, et yemediğim zaman doymayacağını düşünmek gibi, Amerika gibi. Şimdi şu çalışmalar şunu gösteriyor: Et tüketimi miktarı ve sıklığı arttıkça sindirim sistemi kanserlerinden kolorektal kanser ve kalp hastalıklarında damar sağlığını olumsuz etkilediği artık biliyorsun yani bizde buna defans olabilecek bir e, hani yediğin zaman arttırdığında bunlar olmuyor diye bir durum yok. Oluyor. Fakat biz de diyoruz ki Türkiye gibi bir yerde Kırmızı et yeme yeme tartışması yapmak çok anlamsız. Çünkü evet. kırmızı et hiç tüketmeyen insana kırmızı et yeme demek kadar mantıksız bir şey yok. O zaman ne diyeceğiz biz ona? Kırmızı et hiç tüketmiyorsa onu normal yere getir. Haftada 2-3 kere düzgün olarak İlla bir olarak restorana tüket. gidip o löp etlerden değil bir köftemiz tabii, vardır tabii. bizim bir kıymalı fasulyemiz vardır bir kıymalı Tastik kabağımız. Sote yemeğimiz vardır tas kebabı gibi düşünün onu Yoksa onlar var. Çok, hız, çok fazla ve düzenli yiyenleri de azaltmasını tavsiye, tavsiye ediyorum diyorsunuz. ben. Ben genelde protein kaynaklarını çeşitlendirme taraftarıyım. Mesela haftanın 2-3 günü tavuk eti, haftanın 1-2 günü hindi eti ya da balık eti, geri kalan 1-2 günü Kuru baklagiller ve tahılları bir arada tüketmek, bir ya da iki günü de kırmızı et olarak yemek çok anlamlı. Diğer günler beyaz et ürünlerini evet. yine haftada iki kez tüketebilirsiniz. Hindi de işte tabii balıktı balıkta şeydi. Evet, işte tavuktu. bu Akdeniz diyetidir. Yani Akdeniz diyeti şu değil. Her gün sebze yedim, meyve yedim, et yedim, balık yedim. Buna biz Akdeniz diyeti diyemiyoruz. Buna fazla yemek yemek diyoruz. Akdeniz Açıkçası diyetinin <laughs> Arkasına sığınıp değil mi fazla, fazla yemek yemek, diyoruz evet, aynen öyle. Şimdi e, az sonra bu 5 gün size tek tek hocamız anlatıyor olacak Birkaç tane daha önemli madde var lütfen bunları da not almayı ihmal etmeyin Tuz tüketimini sınırlıyoruz lezzetli baharatlarla soğan lezzeti soğan ve sarımsaklı ve baharatlarla sağlamaya çalışıyoruz Buraya hemen araya girebilir miyim çok tabii, hızlı tabii. gidiyorsun biliyorum Şimdi evet. tuz tüketimi önemli tuzsuz diyet reflünün temel nedenidir Tuz tüketmediğin zaman mide asidini fazlalaştırır ve çok ciddi bir şekilde büzüştürür. Asıl reflü nedir biliyor musunuz? Tuzsuz ortamda mide asidinin bir art da artıp daha sonra tuzsuz tüketmeye bağlı olarak asidin düşmesidir. Yani toplumumuz yanlış biliyor diyor ki mide asidi arttı reflü artıyor. Hayır mide asidinin yokluğunda reflü gelişir. Hmm. O yüzden tuz tüketimi dengeli olduğunda yararlıdır. Ne yapacağız? Yemeklerimize pişirirken az tuz koyacağız. Yetti bizim. Yeterli. O. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.